Mac'e Windows 11 kurasım var. O zaman geçiriyorum mevzuyu. Konuya giriyorum artık. Arkadaşlar siz istediniz, biz yaptık. Evet. Bundan birkaç hafta önce ben dedim ki hey Twitter, Mac'te güncelik ne kullanıyorsunuz? Bana söyleyin. Anlattılar, bir sürü tool söylediler sağ olsun varsa. O videonun altına doldurmuşsunuz. Çarşaf çarşaf. Abi bunun Windows versiyonu. Abi bunun Windows versiyonu. Sizin için o zaman alın size Windows. Dedim yeter ya. Mac ne bu böyle? Ben Windows'çu adamım ya. Windows olsa geri döndüm abi. Anlayamazsın, kaçamazsın. Mac tamam da yani yeter abi. Windows canlı ya. Evde kullanırken de Windows'umu istiyorum ya. Dedim ondan sonra. Ey Twitter ahalisi, anlatın siz neler kuruyorsunuz? Hemen ilk başta kendim verdim coşkuyu. Ne dedim abi? VSL, Windows Subsystem Linux. Ondan sonra yeni terminal. Biliyorsunuz şu Windows terminalin yenisi. Oh My Posh var. Biliyor musunuz Oh My Posh'u? Şu arkadaş. Shell'inizi güzelleştiriyor. Windows'a yüklediyorsunuz. Canavar gibi konfigüre ediyorsunuz. Böyle team'leri var. İstediğiniz temaları da yüklüyorsunuz. Mesela Agnoster'ı seviyorum ben mesela. Agnoster'ı buradan yüklüyorsunuz. Temaların konfigürasyonlarını da görüyorsunuz. Windows C terminalinizi böyle bloklu bloklu hale getiriyor. Böyle yakışıklı hale getiriyor. İçine gidiyorsunuz abi. Power Level 10K'yı kuruyorsunuz. Benim sevdiğim tema bu. Bayağı güzel. Şeyinizi pavyon hale getiriyor. Onun dışında Seer var. Seer çok eğlenceli. Seer'ın olayı şu abi. Mesela dosyaya sağ tıklıyorsun, preview'unu açıyor sana. uBlock Origin'i biliyorsunuz zaten. Reklamları engellemek için Chrome'da. Gel demişte dostum. Termius Terminal Remote Desktop için kullanılma. TeamViewer yine aynı şekilde. WinRAR'da zaten WinRAR için. 7-Zip de kullanabilirsiniz. Bunlar vardı. Bu yanlış yazılmış. Cloudflare Wrap değil. O Warp arkadaşlar. Şu. Bu arkadaş hem VPN hem Secure DNS. Opera'nın kıytırık VPN'i gibi değil. Gerçek hasbulis mulis. Canavar gibi VPN free bu. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Download Manager ben kullanmıyorum abi ama önermişler. Bitwise Putty yerine. Bitwise neymiş ya? Yani bence Putty'ye çok benziyor. Tabii siz bilirsiniz ama yani bence Putty'ye çok benziyor. SSH var. SFTP var. Remote Desktop var. Hepsini bağlıyor. SSH için sadece bunu kullanmazsın. Birçok şeyin varsa bunu kullanırsın ama. Bitwise güzelmiş. Beğendim. LightShot'ı biliyorsunuz arkadaşlar herhalde. Screenshot alma programı. Hop! SSH'dım abi. Nereye etiketleyin beyler? Seçiyorsunuz. Resim mesim çiziyorsunuz. İstediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Abi Winget WinInstall App. Bu abi WinInstall böyle mesela geldin. Evden çalışacaksın. Makineye bir şey kurmak istiyorsun. Hemen diyorsun ki bütün browserları kur abi. Paket içinde Firefox, Brave, Opera, Vivaldi, Opera GX tak diye kuruyor abi. Button'ı download ediyorsun bitti. Double click tak 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 hepsini kuruyor. Hoşuna gidebilecek popüler app'lerden oluşan paketler var mesela. .NET Framework'ü bilmem ne falan filan. Bir de şu featured pack'ler var. Bunlar çok güzel. Work from home. Evden çalışma paketi. Essential tools. İçinde ShareX, Quick Look, Notepad++, Gimp, OBS Studio, Ear Trumpet, Vox. Vox muhteşem bir şey şu arkadaş. Geleceğiz buna. VLC Player, WinRAR, Audacity, OnePassword, ExpressVPN. Şuradaki bat dosyasını download ediyorsun. Çakıyorsun hepsini kuruyor. Developers'ın abi. Yükle. Cacher. Cacher'ı biliyorsunuz. Windows Terminal, GitHub Desktop, CLI, Putty, Atom, Run.js, Color Picker. Frontend'ciymiş bunu yapan. Developer tools var bak, bir tane daha var. PowerShell, Oh My Posh. Bak burada kurulu gelmiş. Visual Studio Code, Azure. Anlayamazsın, kaçamazsın. Çok kötü tufaya geldik chat. Rakip sellout'u yaptık chat. Ne hissediyorsunuz bu konuda? Burası efsane abi. WinInstall App. Çok seviyoruz. Tavsiye ederim ben de. Muhteşem bir teknoloji. Clipboard'u sürekli cümleye. Phrase Express. Bitwarden. Screenshot için Greenshot varmış. Bunun da videosu gelir mi? O şekilde bayağı verimli oluyor. Ayıp ediyorum Batuhan. Bul kendini bu videoda. Abi ben LightShot dışında Handbrake ve Picasa'yı çok tutmadım. Handbrake video format çeviricisi yani. Benim öyle bir ihtiyacım kalmadığı için çok ihtiyacım olmuyor. Picasa için de ben Photos Google.com kullanıyorum. Yine ihtiyacım kalmıyor ama ilgilenenler için buyurun. Rainmeter kaldıysa kullanan hala hani Windows'un kımıl kımıl böyle cafcaflı Windows desktop yapmak için kullanıyorsun Rainmeter'ı. Yalnız bu gerçekten doğru ha. Windows için akla gelen ilk tool'da tweet'te ne yazmışım abi? Gördünüz mü? VSL. İlk tool'da direkt VSL lan. Çok kötü oğlum. Abi sağ ol, yeni videoya beni alır mısın? Mehmet Mehmetciğim bul kendini canım. 7-Zip kraldır, doğrudur. Flux parlaklık ayarlama. Bazıları böyle parlaklığa takıklar. Ben hep full parlaklık kullandığım için kullanmıyorum. Flux diye bir uygulama varmış. İrfan View ben pek kullanmıyorum abi. Resim göstericiydi yanlış hatırlamıyorsam. Everything bu çok iyi bir şey abi. Vox'la beraber kullanıyorsun bunu. Vox'u anlatırken onu da anlatacağım. ClipX önceden kopyaladığın şeyleri tekrardan clipboard'u yönetmek içinmiş ClipX. WinLaunch diye bir kısa yol düzenleyicisi yapmış abi. Böyle koymuş hepsini bak. Launcher'ları, Everything her şeyi
ara burada zaten adı abi de. Diskinfo 64. Eni de Ryzen Handbrake'i koymuş. Çeviriyor demek ki. CPU Z. 3 size data toplamak için kullanılıyor. Listeleme için. Handbrake'den 2 tane var. Oğlum 2 kere yüklemişsin Cemal. Bilgisayar. Bunu ben de yaptım arkadaşlar. Windows o kadar sinir ediyordu ki kapanmada. Vox One'da şu arkadaşlar, bak onu da göstereyim. Abi Spotlight var ya Mac'te. Şöyle basıyorsun, Calculator diyorsun mesela, tamam mı? Tak Calculator geliyor. Bir şey aramak istediğinde aramakla uğraşmıyorsun. Mesela Calendar diyorsun, Calendar geliyor. Chrome diyorsun, Chrome'u açıyor. Python çalıştıracaksın, tak getiriyor falan. Alt Space tuşuna atıyorsun bunun şeyini, tak diye getiriyor. Çok sevdiğim bir özellik. Dosyalarınız varsa dosyaları da bulabiliyorsunuz. Vox'un böyle bir güzelliği var. Temaları var. İstediğiniz gibi tema mema ekleyebiliyorsunuz. Everything'te Vox'un arkada çalışan client'ı. Yeni tema indir isterseniz mesela böyle içinde temalar var mesela. Böyle şeyler yapabiliyorsun. Direkt indirebiliyorsun temayı falan. İstediğin gibi kendin custom tema yapabiliyorsun mesela. Background'u mesela böyle olsun diyorsun. Sonra bu temayı download deyip yüklüyorsun abi. Keyifli bir alet. Vox'u seviyoruz o yüzden. Kıvılcım abi yazmış. Kendisi benim gibi dinodur. Bu videoda inşallah bize kızmaz. Anlattıkların hepsi 2000 yılında kalma. Hepsi yenilendi oğlum. Ya şaka yapıyorum. Sys Internals falan tabii ki işe yarar. Ama Total Commander mesela. Oğlum 96'dan beri kullandığımız bir program. Bu kadar İyi mi olur ya? Size hacker olmanın 3 kuralını söyleyeceğim. Hazır mısınız? Kuralları arttırdık. 3 kuralımız var. 1. Bir kız arkadaş edinip terk edilmek abi. O cepte. 2. Can değeri YouTube'dan takip edip bildirimleri açmak. 3. Can değeri Instagram ve Twitter'dan takip etmek. 2 ve 3'ü yapmayan kel kalsın benim gibi. Yok abi. Biz disket oyunları kopyalarken kullanıyorduk bu arkadaşı. Şöyle bir uygulama. Bu tarafa C'yi getiriyorsun, bu tarafa D'yi getiriyorsun. Buradan F5'e basıyorsun, kopyalıyor. Şimdi bu file'ı sille bilmem ne gibi FTP hepsi de dahil olmak üzere her şeyi kopyalamak ve her diski yönetmek için kullanılan bir uygulama. Kalitesinden hala ödün vermedi abi. Efsanevi. Ve hala öneriliyor yani. İnanılmaz bir uygulama. Terakopi de yüksek kopyalamada işimize yarıyor. Ben kullanmıyorum Notepad++. Onun yerine VS Code kullanıyorum abi. VS Code bu arada. Visual Studio Code zaten geldi. SSH, FTP, RDP her şeyi destekliyormuş. Emre Mutenci abi. Ben hatırlıyorum onu. Çok eskiden vardı. Çok da iyiydi uygulama. Hala varmış. Onu öğrendik. 3 size istenilen klasörü bütün dosyaların boyutlarını gösteriyor. Demin 3 size'ı gösterdim ya size. O bu. Teker teker her dosyaya bakmana gerek kalmıyor. Kıyaslama programı WinMerge varmış. Boyutunu WinderStat'ta gösteriyormuş. 3 size'la aynı özellik. Crawl Translate, Vox Everything, K-Lite, Codec, Clip Drop, fotoğraf için güzel şey, Ginger, Grammar, Spellcode. Bunlar benim işime yaramıyor ama sizin için de yarayabilir arkadaşlar. Mail için Spark benzeri, ben buna cevap vermiştim. Mailbird var. Mailbird abi muhteşem. Hatta arkadaş da ana WhatsApp falan entegre içinde demişti. Onu da göstereyim. Abi şöyle bir arkadaş. Abi direkt istediğin gibi Yahoo, Google bilmem ne, WhatsApp ne istiyorsan hepsini yönetebiliyorsun maillarda. Efsane bir arkadaş yani. Çok severiz Mailbird'ü. Monitorian. Monitorian ne lan? Oo parlaklık. Çakal. Güzel. Sevdim. Monitorian şu işe yarıyor abi. Senin istediğin parlaklığı set etmeni sağlıyor. Bu çok güzel. Ben hepsini full parlaklık kullandığım için hiç ilgilenmiyorum kardeşim. Ama lazım olan buyursun. Bu vidIQ şeyleri kullanan özellikle creator'lar için çok güzel. O shut up. Ha, ONO shut up hikayesi var abi. Bu çok güzel. Bu arkadaş abi Windows'taki bütün gereksiz seninle ilgili arkaya gönderdiği, privacy için gönderdiği bilmem ne telemetri, melemetri, datası zıbırsı, zabarızı vuru var ya. Düt yapıyor galiba diyor, bilgisayara hacker girdi. Alayını kapatıyor. Yok arkadan işte ben telemetri gönderdim, datanı gönderdim, kamera logonunu gönderdim, bilmem ne falan filan. Kapat diyorsun, kapatıyor abi. Hiçbir şey gönderemiyor Microsoft'ta senin Windows. Bu çok güzel bir arkadaş abi. KMS diyen arkadaşı dövün. Scoop SH. Ne yapıyor abi? Programlarını istediğin gibi yüklüyor. Minimal amount'la yüklüyor. Direkt basıyorsun, yüklüyorsun. Winget gibi abi. Çakıyorsun, yüklüyor. Package'ları buluyor. Direkt install ediyorsun. Beğenen kullansın. Devam. Adblock detect edildi, bilmem ne oldu falan diye bir şey olduğu zaman bunu yüklüyorsunuz abi. Adblock detect ettim. Fıtı fıtı falan diyor ya. Onu ayarlıyor. Ear Trumpet var geliyor. Quark'tan geldi. Abi şöyle uygulama. Normalde Windows 10'un ve 11'in ses karıştırma muhabbeti kötü ya. Tablarda müzik çalıyorsa falan da görmüyoruz hatta. Evet evet. Bu onu genişletiyor. Ha yani sağ altta gözüküyor. Evet. Eyvallah. Çok kullanışlı. Kullanışlıymış harbiden. Şimdi kapanışta da altın vuruşu yapıyorum gençler. Dedim ya ONO shut up var, kapatıyor mapatıyor her şeyinizi. Abi Chris Titus Tech Winon Script diye bir şey var. Bunu indire Gandhi yapıyorsunuz. Ondan sonra çalıştırıyorsunuz. Essential
tweakler var. Undo tweak yapıyorsun. İşte disable bilmem ne Cortana. Uninstall OneDrive. Windows Update Default Settings. Security arttırabiliyorsun. Enable Location. Disable Action Center. Disable Background App'ler. Hide My Icons. Desk Mode. Light Mode. Dark Mode. İstediğin gibi abi. Easy Deploat ediyorsun. Ondan sonra bir sürü UI, Power Toys bilmem ne. Hepsini çalıştırıyor abi. Switch ritminizi. Switch ritminizin adı Ultimate Windows Toolbox. Aslında bu herif Shut Up onu kullanıyor. Ama üstünde bir interface var. Çiçik gibi. Çıkıtı çıkıtı. Hepsini Winget Minget de install ediyor. Aslanlara like. Böyle işte program installation'da bilmem ne takır 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 essential neye ihtiyacın varsa hep ücünü yaptırıyor. Hepsini Windows sisteminizi hızlandırıyor abi. Krallara like. Hey Siri. Hey Siri. Küstün mü lan? Hey Siri. Küstü lan. Yine mi küstün? Ya biz neden seninle her pazar bunu yaşıyoruz Siri? Her pazar bana böyle hep böyle şeyler yapıyorsun ya. Velhasılı kelam sevgili dostlarım. Gördüğünüz gibi Windows'ta olması gerektiği gibi bütün tool'larımızı işinize yarayacak şekilde anlattık. Oldu mu? Oh. Yandım lan. Bu arada gördüğünüz gibi makinamız Windows. Şu ucundan bir şey göstereceğim dur. Bak bak sellout'a bak. Sellout'u kes. Şimdi arkadaşlar. Horus diye demiyorum ama. Makinem gıcır önümden çekik. Akıyor. Logoyu kapatmadı. O belli oldu belli oldu. Anlayan anladı. Yani arkadaş. Horus ne rahatmış ya. Windows Horus'la çalışınca ne rahat geliyormuş. Bak bak nasıl sellout yapıyorum. Bir Kojiro Bloom kalp alalım chat. Kendisi burada yok ama. Kojiro büyük adam. Artı Horus çok kaliteli mal yani. Şimdi yani o kadar memnunum ki. Windows'a geçtim huzur buldum yemin ediyorum ya. Tamam Mac güzeldi abi. Arada sırada bir kafayı resetlemek için Windows'a dönmem lazım yani. Umarım hoşuna gitmiştir YouTube'cum yani. Bak verilen emeği hakir görme. Bir aboneliğini bir like'ını alırım yani. Tekrar görüşmek üzere YouTube'cum. Kendine çok iyi bak. Hadi bye YouTube. Abone olun oğlum.